Şöyle diyor, papatya var. İkişer ikişer koparacağız. Ama kopardıklarımızın sayılar toplamı her seferinde aynı olacak. Şimdi şöyle eşleştirme yapacağız. İkili ikili eşleştireceğiz. Toplamlar hep aynı olacak. Şimdi hangilerinin eşleşeceğini görmek için ben şöyle sayıları yeniden yazmak istiyorum. Ama sıralı bir şekilde. Negatif olanları yazalım. Şöyle eksi 7. Sonra eksi 3 var. Hatta şöyle biraz boşluk bırakarak yazarsak daha net görmüş oluruz. Şöyle eksi 7, sanki sayı doğrusu üzerine yazıyormuş gibi. Eksi 7, şöyle eksi 3 yazıyorum. Eksi 2, eksi 1. Bunlar peş peşe. Negatif olanları böyle yazdım. Şimdi pozitif olanları yazalım. Pozitif olanlar 2, şöyle yazıyorum. 2'yi. Sonra 4 var. Biraz boşluk bırakacağım şöyle. 4. Sonra 5, 6 var. 4, 5, 6. Evet, bakalım hepsini yazdık mı? Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yok, birini daha yazacağız. Neyi yazmadık? 4, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 7'yi yazdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam, sorun yok, ben yanlış saymışım. 8 tane hepsini yazdık. Şimdi 3 çift koparacağız. Toplamları eşit olacak. Tabii toplamların eşit olmasını istiyorsak çeşitli denemeler yapabiliriz. Şunları ardışık olanları düşünürsek, ardışık olanları eşleştirirsek toplamları hep aynı çıkacaktır. Eğer şu ikisini eşleştirirsek, mesela 4 ile eksi 3'ü toplamları 1 yapar. 5 ile eksi 2'yi eşleştirirsek toplamları, bunların toplamı 3 yapıyor. Demek ki böyle eşleşmeyecek. Aynı gelmedi çünkü. Şöyle eşleştirirsek, eksi 3 ile 6'yı eşleştirirsek toplayınca 3 gelir. Böyle eşleştirirsek 3 gelir. Şu ikisini eşleştirirsek yine 3 geliyor. Yani bu ikisini eşleştiriyorum. Eksi 6 ve 3'ü. Şöyle, pardon, eksi 3'ü ve 6'yı. Buradan 3 geliyor. Bu ikisini kopardık birlikte. Sonra şu ikisini eşleştiriyorum. 5'i ve eksi 2'yi. Şöyle eksi 2 artı 5. Yine 3 geliyor. Bunu da kopardık. Sonrasında şu 4 ve eksi 1'i eşleştiriyoruz. Eksi 1 ve 4'ü eşleştiriyoruz. Toplamları 3 ediyor. Bunu da kopardık. Toplamları hep 3 etti. Koparıldıktan sonra koparılmayanların toplamı isteniyor. Şu ikisi koparılmayan. Bunları toplarsak eksi 7 artı 2'den eksi 5 olacak. Demek ki koparılmayanların toplamı eksi 5 oluyormuş.